Her Şey Ailede Başlar programından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bu haftaki konuğumuz Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Jale Akgöl Hocam. Tıbbi Farmakoloji'de kendisi. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz hocam? Çok teşekkür ederim. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Teşekkür ederiz hocam. Hocam 2021 yılı Afyonkarahisar'da aile yılı biliyorsunuz. Ve ailelerimizin bu ilaç kullanımıyla ilgili ya da ailelerimizin, biz diyoruz ki aslında sevgi en büyük ilaç. Ama maalesef ailelerimiz bu ilaçların yanında zararlı ilaçlar da kullanabiliyor. Bunun için sizi buraya davet ettik. Farklı bir gözle, bilimsel bir gözle bize bu konuda yardımlarınızı bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle ilaç kullanımı gerçekten doğru bir yerden başlayacaksa bu aile olabilir. Çünkü toplumun temel taşı olan aile üyeleri toplumu oluştururlar ve doğru davranışlar toplumun doğru davranışları olarak karşımıza çıkar. İlaç kullanımının da akılcı olarak ilk etapta ailede başlaması elbette ki toplum açısından, ülkemiz açısından ve dünya açısından sonuçlarına ulaşabileceğimiz en doğru yerdir. Bu konuda bir akılcı ilaç kullanımı noktasını bilimsel bir prosedürde birleştirebiliriz. Çünkü doğru kullanım için belli kriterler var. Biz bunları akılcı ilaç kullanımları kriterleri diyoruz. Bunlar aslında çok boyutlu. Bir ilacın hastanın klinik bulgularına uygun olarak reçete edilmesinden, hastanın onu almasına, uygun doz ve sürede kullanıp o ilacı kontrollerine gitmesine kadar içeren, hatta o ilacı atamasına kadar giden bir süreci içine alır. Ve bir takım doğru davranış kalıpları ister. Bunu da kişiler, bireyler uyguladıklarında iyi sonuçlar alır. Peki uygulanmadıklarında neler olur? Akılcı ilaç kullanımı gerçek anlamda bir hayat içerisinde yerini bulmadığında maalesef kişiler sağlığa kaliteli bir şekilde ulaşamaz. Bunları şöyle görebiliriz. Kişiler daha sık poliklinik başvurularında bulunurlar, daha sık hastalanırlar. Ölüm oranlarında artış olur. Daha fazla ilaç kullanmaya bağlı ilaç yan etkilerini daha sık karşılaşırlar. İlaç-ilaç etkileşimlerine maruz kalırlar. Dolayısıyla hem hasta mutsuz, çok sık muayenelerden hekim mutsuz ve doğal kaynaklarımızın kayıplarıyla da ülkemiz mutsuz olur. Bu şekilde baktığımız zaman söylediğiniz çok güzel cümleler, evet, ama en güzellerinden biri şuydu: ölçülü kullanmak. Hani biz diyoruz ki aile içerisinde sevgi çok önemli, saygı çok önemli, ölçü çok önemli. Bugün ailenin sevgi, saygısından ziyade tıbbi olarak her dakika internetten de biliyorsunuz ulaşabileceği maalesef birçok gerekli gereksiz bilgi olduğu gibi ilaçlar da aynı durumda. Yani bugün ailelerimize işin tıbbi boyutuyla akıllı ilaç kullanma ya da sizin deyiminizle akıllı ilaç kullanma, akılcı ilaç kullanma konusunda bir yol göstermeye çalışalım istiyoruz biz. Bunun için doz çok önemli demiştiniz. Ailede doz çok önemli, sevginin dozu. Peki hocam, ilaçta fazlası zehir, azı da değil mi? Öyle değil mi? Evet, hani evet. Her şeyin fazlası zehirdir diyoruz. Bu anlamda baktığımız zaman ilaçlar işte bir tarafımızı iyileştirirken bir tarafımıza maalesef kötü hasarlar bırakabiliyor. Bu konuda hani özellikle ailelere, çocuklar üzerinde bırakılan izler de var. Neleri tavsiye edersiniz? Özellikle hani şu soruyu da sormak istiyorum. Biz geçen hafta yaşlılarla ilgili de konuştuk. Hani yaş almışlarla, akil bilgeler diyoruz biz onlara. Bunu yaşlılarda kullanımı daha farklı. Hani cinsiyete, yaşa göre değişiyor mu bunlar? Onu merak ediyorum. Evet. Çok haklısınız. Hastalık yoktur, hasta vardır. Aynı zamanda bunu ilaçlar için herkese kullanılabilir bir ilaç yoktur'a da çevirebiliriz. Herkesin yaşına, ek hastalıklarına, genel durumuna göre kullanması gereken ilacı hekimi ve eczacısı belirleyecektir. Yani sağlık profesyonellerine bu konuda güvenmek aslında uzun yol değil, en kısa yol olacaktır. İnternette bir sağlık taramalarına girmek, tabii ki herkesin bilgiye ulaşım hakkı vardır ama doğru bilgi noktasının en önemli kaynak hekiminiz, doğru ilaç alım noktasında da en uygun nokta eczacınız olacaktır. Evet. Uygun önlemleri, uygun önerileri hayatında uyguladığında kişiler bu tarz problemlerle daha az karşılaşacaktır. Problemler dediniz,
Öncelikle fazla ilaç kullanımının, reçete dışı alımlarının bir takım sonuçları var. Evde çok fazla ilaç bulunduğunda evin içerisinde bulunan küçük çocukların bu ilaçlara maruz kalma oranları da artar. Araştırmalar diyor ki ilaç zehirlenmeleri özellikle evde çok fazla ilacı bulunan ailelerin başına geliyor. Bu çocuklar için birer kaynak halindeler. Yaşlılara gelince evin yaşlıları da bu konuda doğru ilacı doğru şekilde almaları ve hekime götürülmeleri noktasında bakım verenlerin doğru ilgisine ve bilgisine muhtaç. Bu yüzden bakım verenler de doğru kaynaklarla yaşlılarına ulaşırlarsa, ilaçları doğru iletir ve kullandırırlarsa zehirlenme görünmeyecektir. Şimdi bizim en üzüldüğümüz şey, hani beklediğimiz şey etkisizlik ve zehirlenme arasında bir yerde hastanın konforuna uygun en doğru ilacı seçmek, en uygun şekilde almak ve bilgilendirmek. Bunları profesyonel kaynaklardan beslenerek yaparsa bütün bireyler en sağlıklı bu süreci tamamlayacaktır. Peki hocam baktığımız zaman yaşlılarda da dedik hani her şeyin fazlası zehirdir. Maalesef biz bunu diyoruz ve bunun üzerinden konuşuyoruz. Peki bu tür şeylere baktığımız zaman yaşlıların, gençlerin, çocukların birden fazla enerji vereceği olsun veya hani bana mutluluk veriyor olsun bu şekilde kullandıkları bir takım yanlış ilaçlar var. Yani bu konuda hani az önce de söylediniz aslında bir eczacı, bir hekim gözetiminde olması gerekiyor. Peki bunlarda farmakoloji alanından baktığımız zaman sınırlama ya da kullanım süresi ne kadar olmalı? Çok güzel bir soru sordunuz. Öncelikle Müjgan Hanım teşekkür ediyorum. Bunun tıpta bir adı var. Polifarmasi. Birden, dörtten fazla bir rakam. Rakamlara evet. Takılmayabiliriz. Çünkü hekiminiz uygun gördüğünde 4 de yazabilir, 5 de yazabilir. Rakama takılmıyoruz ama uygunsuz ilaç kullanımında çoklu ilaç kullanmak. Özellikle hassas popülasyonlarda. Bu bizim en kırılgan, en değerli popülasyonumuz. Yaşlı kesimimizi oldukça fazla etkileyecektir. Maalesef araştırmalar diyor ki yaşlılarımızın 65 yaş üzerinde çok fazla ilaç kullanma oranı, 4'ten fazla ilaç kullanma oranı %40. Bakım evlerinde bu ilaç oranları %90'lara çıkıyor. Yani yaşlılar özellikle değişen fizyolojileriyle zaten ilacı hassastır. Evet. Ek olarak çoklu ilaç kullanılması ilacın beklemediğimiz yan etkilerini ortaya çıkaracak, ilaç-ilaç etkileşimlerini tetikleyecektir. Besin ve bitki takviyeleri dediniz. Hı hı. Bu konuda benim en önemli önerim besin ve bitki takviyeleri konusunda kişilerin hekime ulaştıklarında bunları kullandıklarını, reçetesi aldıkları ürünleri hekimlerine danışmaları. Bu olası bir ilaç yan etkisini öngörmek demektir. O yüzden bilgilendirmek, evet. Doğru kaynaklarda kişiye düşen sorumluluk kendi kullandığı hasta ile ilgili bilgileri hekime doğru taşımaktır. Hı hı. Hekime düşen vazife de bunları değerlendirerek reçete etmektir. Anladım. Hocam aslında çok güzel bir konuya değindiniz. Bizim toplumumuzda hani ben kullanıyorum, biz hep şey deriz aile danışmanları olarak evlilikler ve aileler parmak izi gibidir. Herkesin evliliği de ailesi de farklıdır. Herkesinki kendine özeldir. Her zaman şey sorarlar hani bir yol var mıdır hocam ya bir yöntem var mıdır? Ben diyorum ki hani insanlar da nasıl hani herkes kendine özelse İlaçlar da kendine özeldir. Bireyler de kendine özel davranışları ve durumları vardır. Buna baktığımız zaman ama bizde şu var. Ya biliyor musun bu benim diz ağrıma iyi geldi. Evet. Başımın ağrısını kesti. Komşuya iyi gelen bana iyi gelmeyebiliyor. Komşunun eşine yaptığı tavırlar ben eşime yaptığım zaman aynı sonuçlara ulaşmayabiliyor. Doğru mudur? Hani bu noktada ne dersiniz? Bizde kulaktan dolma çok fazla. Evet. Biz evet iyilik adına bu tarz kötü bir niyet olmaksızın bunları paylaşıyor Kesinlikle, ve evet. birbirimize aktarıyoruz ama nasıl saçlarımız ayrı, nasıl gözlerimiz ayrı, nasıl beden yapılarımız ayrı, evet. karakterlerimiz aynı zamanda ilaca vereceğimiz yanıtlar da ayrı. Dolayısıyla iyilik yapayım derken bizler aslında belirsiz bir sevdiğimiz insanları bir belirsizliğe itekliyoruz. En doğru karar gerçekten bir profesyonelce verilmesi gereken bir karardır. Size iyi gelen ilaç bana iyi gelen ilaç size gelmeyecektir. Bunun bir genellenilebilir, bu ilaç herkes için iyi diyebileceğimiz gerçekten öyle bir ilaç henüz üretilmedi. Bugün için aspirin bile yüzlerce yıldır kullanılıyor. Ne kadar evet. değerli. Halen yeni yeni indikasyonları, yararlı indikasyonları çıkıyor ama zararı yok mu? Var. Evet.
doğru ve yanlış kullanımlarının bir takım sonuçları var. Dolayısıyla kişilerin birbirlerine ilaç tavsiyelerinin ciddi anlamda o kişi için bir potansiyel bir risk oluşturduğunu bilmesi gerekiyor. Belki bir başka ilaç içiyor ve o ilaç ile etkileşecek. Belki kullandığı bitkisel bir ilaç var. Belki bir ek hastalığı nedeniyle fizyolojisi o ilaç için çok uygun değil. Belki böbrek yetmezlikli, belki karaciğer yetmezlikli özel bir durum var. Dolayısıyla ilaçların böyle bir besin gibi bir öneri zincirinden tamamen çıkartılması gerekiyor. Hocam peki bizde şey de vardır, mesela bitki çayları yaparız, doğal olanları iyidir. Hı-hı. Evet. Ama yine aynı şekilde bunu tavsiye ederler etrafımızdakiler. Hı-hı. Şuna şunu katın, şu kadar olsun, bu kadar olsun. Bu noktada düşünceleriniz nelerdir? Bitkisel ilaç kullanımları kadim imparatorlukların zamanından evet. beri var. Bizim hayatımızda ve içinde biz güvenli bunların kullanıldığını biliyoruz, ediyoruz. Ama özellikle bu ilaçların, bizim ilaç tanımımız şu: vücuda girdiğinde kimya, bir biyolojik değişiklik yaratabilen doğal ya da kimyasal her türlü şey ilaçtır. Dolayısıyla giren şeyin bir takım sonuçları olacaktır. Özellikle basit, size için iyi gelebilen bir ilacın benim üzerime toksik bir etkileri olabilecektir. Yani bu da, bunu da bitkisel, bütün bitkisel ilaçlara tamamen doğal, tamamen zararsız potasından çıkarmak gerekiyor. Bugün için karaciğer yetmezliğine girmiş çocuklarla yapılan araştırmalarda en çok etiyolojide baktığımızda antibiyotikler, ağrı kesiciler ve bitkisel ilaçlar var. Bugün hastane başvurularını incelediğimizde evet, bu bitkilerden de kullanıma bağlı ilaç etkileşimleri var. Dolayısıyla bunları tamamen sağlıksız zihniyetini açısından doğru bulmuyorum. Üstelik nereden aldığınız, nasıl koşullarda aldığınız, saklama koşulları ve içerisinde pestisit dediğimiz ilaç dışında ilacın, zirai ürünlerin olup olmadığı, saklama koşulları, nerede saklandığı, nem ısı dengesi, bunların tamamı özellikle çay olarak tüketilen bitkilerde evet. potansiyel olarak bir risk. Doğru kaynaklardan, ben kendim görüşümü anlatayım, onların da mutlaka bu konuda bir bilimsel standartları tanımlanmış eczane ayağının olması gerektiğine inanıyorum. Hocam o zaman şöyle mi? Bekleyen her şey bayatlar. Sevgide bayatlar, ilgide bayatlar, muhabbette bayatlar. Hani bir bakarsın ki bekletir bekletir, evet. elinden parmaklarından kaçar. Aynen o şekilde. Bitkiler de, ilaçlar da yerinde, zamanında kullanılmalı. Kesinlikle öyle. Bir anne özellikle bir çocuğun rahatsızlığında evet. hızlı bir çözüm üretme çabasıyla bu tarz yöntemler kullanabilir. Elbette anne içgüdüsü tedaviyi yönlendirir evet. ve ben kendi hekimlik kariyerimde de her zaman anneyi çok iyi dinlerdim. Anne her şeyi, aslında süreci, size klinik süreci çok güzel anlatır ve ailenin anahtarıdır. O yüzden hem bilgilendirme yönünde hem de doğru tedavileri aktarma yönünde doğru bir kaynaktır. Evet. Bu konuda kadının değerini burada sizinle paylaşmak istiyorum. Gerçekten kadın çok önemli. Özellikle dediğiniz gibi hani hep şey vardır bizde. Erkek grip olur ya da hasta olur, yatar, o zaten yatar. Ama anne grip de olsa ayakta kalmak zorundadır. Buradan hani annelerimize, özellikle kış ayları yaklaşıyor, soğuk algınlığı. Biliyorsunuz ki artık 2 yıldır Covid'den korkumuza evet. mıdır nedir bilmiyorum. Evet. Grip olmuyorduk. Yani artık vücutlar yeniden grip olmaya başladı. Semptomlar bunu gösteriyor. Özellikle evdeki hekimlerimiz, ben onlara diyorum ki evdeki profesörlerimiz, evdeki doktorlarımız, evdeki hekimlerimiz, evdeki en iyi öğretmenlerimiz. Hani her şeyin başladığı yerde dediğiniz gibi anneden başlıyor. Annelerimiz özellikle farmakoloji olarak çocuklarına ilk bu vücut kırgınlıklarında, rahatsızlıklarında tavsiye edebilecekleriniz nelerdir Sayın Hocam? Öncelikle bu COVID sürecinde herkes bir şekilde çok yıprandı. Bu süreç çok yıprandı ve insanlar hassaslaştı. Hızlı bir tedavi arayışına girebildiler. Ama bitkisel ürünlerle ilgili de olsa süreçle ilgili mutlaka hekimlerine danışarak tedaviyi yönlendirmeleri ve hekime gittiklerinde de bu ilaç bilgilerini, kullandıkları bitkisel ürünleri mutlaka paylaşmalarını öneriyorum. Evet. Onun dışında bu ilaç kullanım süreçleriyle ilgili bu gribal enfeksiyonların artmasıyla beraber insanlar birçok ilaca ulaşmaya evet çabalıyorlar. Ama bu konuda en doğrusu bu süreçte çok aceleci davranmamak ve sağlıklı ürünleri
hekime danışarak edinmek. Yani hemen ben biliyorum diyerekten bir şeyleri kaynatıp bir de bekletmek sayın evet. hocam. Evet, yani bizler ne kadar bir şeylerin iyi geldiğini bilsek de özellikle COVID ortamında bilelim ki üst solunum yolu enfeksiyonları zaten antibiyotikle iyileşmez. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılan antibiyotikler ateşi düşürmez, öksürüğü kesmez, ağrıyı kesmez. Bunların bilincinde bol sıvı tüketerek, dinlenerek, bitkisel ürünleri de mutlaka en azından eczacısına danışarak kullanabileceğini söyleyebilirim. Hocam bizde her şey çok çabuk elimizin altında. Biliyorsunuz internet kocaman bir köy ve kocaman bir bu köyün içerisinde iyi de var, kötü de var. Yani bu şekilde her gün bir kutu aldığınızda 3 kutu yanında gönderiyoruz deyip maalesef internetten kutu kutu ilaçların satılması, ailelerin bunu alması, aa bak benim işte bilmem ne sarımsak ayağıma iyi geliyormuş, başıma iyi geliyormuş. Hani bu konuda aileleri bilinçlendirmek gerekir mi? Neler söylemeniz gerekiyor? Evet, internet alışverişlerinde kullanılan ilaçlar çeşitli şekillerde çekici. Belki evet. Promosyonlar, belki daha kullanılan uygun kelimeler hocam. Kelimeler. Kişilerin yaşlarına görsellerle ulaşacak şekilde hitaplar, evet çok cazip. Ama şunu bilelim, hepimiz bilelim. İnternetten satılan ilaçların içerikleriyle ilgili oldukça muallak durumlar söz konusu. Yapılan araştırmalar yine diyor ki, özellikle Türk Eczacılar Birliği'nin bu konuda yayınlarını takip edebilir çok merak eden izleyicilerimiz. Yapılan araştırmalar aslında gönderilen içeriklerin zaten ilaçlarla donatıldığını söylüyor. Yani bir zayıflama ürününün içerisi bitkisel bir ilacın etkin maddesinden değil. Zaten halihazırda kullanılan sibutramin dediğimiz bir ilacı belirli formatlarda içine ekleyerek verilmiş. Yani baktığımızda içeriğinin kalitesi gerçekten sorgulanacak düzeyde olduğuna dair bilgiler var. İlaç gerçekten eczaneden alınır. Ve o ilaç ilaçların da çok önemli bir periyodu vardır. O da saklama koşulları. Hekimler ve eczane prosedürleri bunlara çok dikkat eder. Her ilacın belli bir prosedürü vardır. Bunları ne kadar sağlayabilecek bu triyaj? Yani bir kargolama sürecinde aldığınız ürün değişebilir. Hani hem içerik sorgulanır hem ulaşım sorgulanabilir. Dolayısıyla güvenilirliğini bir farmakolog olarak elbette ki sorguluyor ve kişilere mutlaka ilaçlarını eczaneden temin etmelerini öneriyorum. Peki her bitkisel ilaç herkes tarafından kullanılmalı mıdır? Her bitkisel iyi mi gelir? Yani çok basit bir şey, papatya çayı ya da herhangi evet. bir şekilde bir içerik bahsettiğim sebeplerden dolayı alındığı yerle ilgili bir kontaminasyon sürecinde dahilse bir pestisitle muhatap olmuşsa ya da o kişinin bir karaciğer fonksiyonları onu tolere edemeyecekse bunun doğruluğunu herkes için kabul edebilir miyiz? Maalesef. Yani bunu belirleyen çok etmen var. Edinim, alınım koşulları, saklama koşulları, içeriği gerçekten her papatya papatya değil. Sizin papatya diye aldığınız bir ürünü gerçekten farmakolojik açıdan efektif olan papatya değil. Olmayabilir büyük ihtimal. Dolayısıyla bunun etnobotanikçiler bunu ayırt ederek bunu bir şekilde kişilerin sağlığına sunmaları gerekiyor. Yani kalitesi sorgulanabilir, bilim dışı, kanıta dayalı olmayan şeylerde arkasında durmamız mümkün değil. Herkese bir şeyi önermemiz kesinlikle bir bilim insanı olarak benim için de mümkün değil. Yani herkese biz her şeyi önerip, işte dünyayı kurtaracak ve onun hastalığını sanki sihirli bir değnek var da halledecekmişiz gibi davranıyoruz bazen. Doğru mudur bilmiyorum. Ya iyi niyet, hepsi iyi niyet olduğunu düşünüyorum. Iyi. Bizler iyi niyetli insanlarız ama özellikle ilaç konusunda bu ilaçların bir kimyasal madde içerdiğini, bitkisel de olsa bir kimyasal bir ürün gibi vücutta değişiklikler yaratacağını bilmek gerekiyor. Evet, iyi niyetlerle yapıyoruz ama bunun ülke ekonomisi boyutu da var. Bizim ülkemizi bu aldığımız ilaçların, gereksiz vitamin kullanımlarının, gereksiz destek ürünlerinin tamamı bizlerin cebinden çıkıyor. Araştırmalar yine 2019 yılı sağlık harcamalarına, Türkiye çapında yapılan bir araştırmada sağlık harcamalarımızın ciddi oranda arttığını gösteriyor. %20 kadar artmış. Biz sağlığa para harcamaya başlamışız.
biz ilaçlara para harcamaya başlamışız. Araştırmalar obezite, hipertansiyon, diyabet oranlarımızın, sigara kullanım oranlarının yüksekliğini vurguluyor. Bizim bu ilaçlara ihtiyacımız var ve bizim atacak da paramız ülkemiz açısından yok. Aslında sadece bireysel olarak gereksiz ilaç tüketiminin önüne geçerek ya da yaptığımız bilinçli davranışlarla en azından bu tüketim giderlerini azaltarak bir sağlıklı yaşam alışkanlıkları bile edinerek daha az ilaç içebilir ve ülke kaynaklarımızı koruyabiliriz. Yani kişinin bireysel olarak yapacağı çok şey var. Gereksiz ilaç tüketmemek, sağlığına yatırım yapmak, bugün bir sigara içiyor olmak, sonra ben akciğer kanseri olacağımın, olabilirimin yolunda ilerlemekle aynı şey. Bugün bir sigarayı tüketmeyi bırakmak, iyi bir el sanitasyonu, iyi bir el yıkanması, hijyen önlemleri, bunların tamamı sağlığımıza ve ilaç kullanılmamasına, sağlığımıza hizmet ediyor, daha az ilaç kullanmamıza ve gerçekten eninde sonunda maliyet olarak bize boşa giden kaynakların korunmasına dönüyor. Yani hem etkin, hem uygun ilaçlar, hem de maliyet açısından bizi akılcı ilaç kullanımına çekiyor bu durum. Mutlaka bu potada kalmamız gerekiyor. Anladım. Hocam çok güzel gerçekten sizinle sohbet. Akılcı ilaç aslında literatürümüze geçen güzel kelimelerden biri bence bu programdan sonra. Çünkü akılcı ilaç demek insanların bilinçli olarak kendi sağlıklarına zarar vermeden ilaçlarını tüketiyor olmaları demektir. Evet. Ve biz diyoruz ki akılcı aileler akılcı ilaçları tüketmeli, akılcı çözümler bulmalı diyoruz. Çok güzel gidiyor sohbet. Kısa bir ara var. Aradan sonra tekrar buradayız. Evet, Her Şey Ailede Başlar programı tüm hızıyla devam ediyor. Jale Hocam'dan bugün çok güzel, farklı, yeni bilgileri öğreniyoruz. Artık havaların da soğumasıyla birlikte özellikle bizim vücudumuzda bazı eksiklikler oluyor hocam. Soğuğa karşı güçlü, dirençli olmamız gerekiyor. Ve pandemi sürecinde bunların çoğunu yaşadık. Aslında programımızın ilk bölümünde akılcı ilaç kullanımı ile ilgili konuşuyorduk. Akılcı ilaç kullanımında medyanın etkisi nedir hocam? Akılcı ilaç kullanımı belirli kişilere belirli bir sorumluluklar çerçevesinde düşüyor aslında. Nasıl hekimlerin doğru reçetelemeden, doğru teşhis, doğru ilaç, doğru bilgilendirme, eczacının ilacı doğru saklama, ilacı hastaya doğru verme ve ilacı iyice anlatma görevleri varsa, hekimin hastanın da denilenleri uygulama görevi varsa basına da bazı medyaya da birçok görev düşmekte. Evet. Öncelikle bu programda aile çerçevesi içerisine farmakoloji gibi spesifik bir konuda böyle ilacı konuşma fırsatı yarattığınız için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bizler genellikle bu hastalar ve hastalık sekmesinin biraz dışını da takip ediyoruz süreci ama ilaç çıktıları açısından tabii ki işin içerisindeyiz. Burada bizim ulaşabileceğimiz noktada sizlerle bunu bir halkımıza iletmek çok değerli. Medyada ilacın her kişi için bireysel olduğunu, akılcı ilacın aslında en kısa sağlığa ulaşmada en kısa yol olduğunu, ilacının ne eksik ne fazla dozunda alması gerektiğiyle ilgili birçok aktarımlarda önemli bir görevler düştüğünü düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı akılcı ilaç kullanımı ile ilgili gerçekten ciddi anlamda çok güzel kampanyalar düzenlemiştir. Özellikle 2014-2017 yılları arasında antibiyotik kullanımı ile ilgili bir farkındalık yaratmak üzere bir program yürütmüştür. Ve tüm ülke çapında yürütülen bu programlarla %30 oranında bir azalma, %30'lardan %25'lere çok özür diliyorum, %35'lerden %25'lere bir antibiyotik yazım oranları azalmıştır. Bu medya desteğiyle, bu halkın katılımıyla gerçekleşmiş bir başarıdır aynı zamanda. Bu yüzden medyaya düşen birçok görev var. Sağlık Bakanlığı sayfasında anaokulları için bile akılcı ilaç kullanımının nasıl olacağına dair bu şeyler vardır.
nasıl kullanacakları, ne yapacakları, ya en azından küçücük bir çocuğun payına ne düşüyor, bunu konuşacak olursak biraz farklı ama küçücük bir çocuk bile ilacın şeker olmadığını bilecek. Kesinlikle. Bu inanın acil başvurularında bir azalma demek. Küçücük bir çocuk annesinin verdiği ilacı kullanması gerektiğini bilecek. İlkokul çocuğu ilaçları birbirlerine arkadaşlarına sunmamayı, ortaokul çocuğu ilacın bilinen süreçlerde içilmesi gerektiğini, işte lise çocuğu ilaçla ilgili yan etkileri farkına varması gibi bilinç düzeyi biraz daha yükseldiğinde belirli sorumluluklar alabilecek. Hepimizin sorumluluğu var bu konuda. Bireysel anlamda ve toplumsal anlamda bu ayağın en çok güçlendirecek olan da medyadır. Evet. Bu bilgileri ulaştırarak, çünkü en önemli şey bilmek, fark etmek. Eğer bunu biliyor, kullanıyorsak, ya bu bir tableti kırarak içmeyeceğinizi, saklama koşullarını biliyor olmanız, bu bir maliyet açısından bile bir çıktısı olan bir şey. Bırakın hani ilaç etkisiz olacaktır, yan etkisi, zararları. Ama gerçekten bu noktada yapabileceğimiz şeyler üzerindeki önemli. Kullanım şekli nasılsa hani o şekilde dışında çıkılmaması. Kesinlikle. Kişiler, bu zaten o içindeki prospektüsler, bazen kısa ürün bilgileri, bazen kullanım talimatları lütfen anlasınlar. Nasıl? Çünkü o ilacı eve gittiğinde hani doktordan nasıl olsa eczacıya sorarım, eczacıdan çıkıp nasıl olsa içini okurum dememek lazım. Evet. Sormak lazım. Çünkü kişiler bunu atladığında o sorunla kendisi baş başa kalıyor ve internete başvurabiliyor. Orada da kullanım süreçlerini yanlış anlayabilir. Lütfen yazan hekimi değilse eczacısına danışabilir. Prospektüsü de okuyabilir. Sağlık okuryazarlığı bu açıdan önemli tabii ki. Evet, sağlık okuryazarlığı önemli gerçekten. Hani bizde de hep şey diyoruz. Aile okul yazarlığı gibi bir şey oldu sizin söylemleriniz. Her ailenin ya da ailedeki her bireyin bir kullanım şekli ya da hani kendilerine göre bir dozajı vardır ve dozu vardır. Bazen anne o evde çok verici olduğu zaman işte ne oluyor? Anne kendinden kaybetmiş oluyor. Hani bunu aileye çevirdiğimiz zaman işte o ailede hep baba verici ise eğer baba kendinden kaybetmeye başlıyor. Herkes evde birbirinin kullanım şeklini demeyelim de prospektüsünü diyelim aslında çok iyi okuması lazım. Evet. Doğru mudur hocam? Ne ya, diyorsunuz? Katılıyorum size, evet. Denge çok önemli. Denge çok önemli dengeyi, çünkü. Kesinlikle dengeyi sağlamak adına da tanımak önemli. Tabii ki, kesinlikle. Yani her ilaç dozunda alınmalı ama ben diyorum ki sevgi aşırı dozunda olsa da bir problem yaratmaz herhalde, değil mi Sayın Hocam? Sevgi dediğiniz gibi gerçekten en iyi ilaç. Sevmek zaten tutulabilir bir eylem değil. Hani var olan bir duyguyu akan bir su gibi bendinden aşınca tutamazsınız. Ama dediğiniz gibi hani kadın biraz daha bu konuda yapısal olarak da verici, belki kültürel olarak da. Kültürel öyle. Olarak da böyleyiz belki. Peki hocam, pandemiyle birlikte uzun bir süreç yaşadık ve burada az önce de söylediğiniz gibi istatistiksel veriler bize gösteriyor ki ilaç kullanımı %20 oranında arttı. Acaba bunun kaç, %20'nin içerisinde kaçımız bilinçli ilaç kullandık? Aslında bu 2019 verisi sağlık harcamalarındaki artıştı. Demek ki ben oradan şu sonucu çıkartıyorum. Hastalanıyoruz. Evet. Hastalanıyoruz ya da hastalanmamak için daha fazla ilaca yatırım yapıyoruz. Evet. Sonucunu çıkartıyorum. Bunun COVID, bu 2019 verisiydi. Çok COVID'le bağlantısı yok ama COVID'le beraber arttı mı? Evet, çok haklısınız. Arttı. İyileşme yönünde kullanılan ilaçların kalitesi gerçekten sorgulanabilir. Kişiler yapmaması gereken kekik yağlarını, yani mesela kekik yağı ile ilgili insanlar onu inhale edebiliyor, nefes soluk alabiliyor ama yüksek dozajlarda içme eylemleri de olabiliyor kişilerde. Doğru bilmediğimiz bir virüsle karşı karşıya idik. Ama bu konu hakkında bilgilerimiz gittikçe artıyor ama şu an bir aşı gerçeğimiz var. Birçok ilaç korunmak için alınarak kendi direncimizi yükseltmek, tabii ki ilaca ulaşmak herkesin hakkı, bir sağlık tabii hakkı ki. Ama akılcı ve mantıklı çerçevede olmak lazım. Böyle bir aşı gerçeğimiz varken, aşı gibi koruyucu bir önlem varken, yoğun bakım ünitelerinde yatan kişilerin aşısız bireyler olduğunu düşündüğümüzde, aşı gibi bir önlem varken, aşırı derecede OTC dediğimiz ilaç üstü, tezgah üstü ilaçlar giderek kendi sağlığımızı panik ile bu kadar ilaçla donatmakta bir soru işareti aslında. Soru işareti gerçekten.
gerçekten. O da bir denge. İnsanlar bu korku ortamında tabii ki kendilerini korumak için birçok şey yaptılar. Birçoğu da yanlış olabiliyor. Ama dediğim gibi bu belirsizlik COVID'e biraz özgüydü. Ama yerlerine taşlar oturdu. Buradan herkese özellikle COVID aşısını vurulmaya davet ediyorum. Aşı hayat kurtarır. Kullandığınız bitkisel ürünlerden çok daha fazla etkisi olacağını garanti edebilirim. Garanti edebiliriz. Yani dediğiniz gibi biz tıbbi olan şeyleri kullanıp güvenmek zorundayız. Hani Türk hekimlerine güvenmek zorundayız. Artık dünya bu sürecin içerisine girdi. Artık dünya bir şekilde kendi insanlarını ayakta tutabilmek için bir çabanın içine girdi. Hani burada farklı söylemler olabiliyor, farklı yönlendirmeler olabiliyor ama evet gerçekten aşı hayat kurtarır ve aşı bizi gerçekten hani bir koruma kalkanı olarak ve ben bir güven kalkanı olarak diye düşünüyorum. Hani gece uyurken evi kilitlemek yani evet. Hani bunun gibi bir şey. Aslında evet kilidi açabilir ama olsun yine de güvendeyim mesajı. Evet. Aşı güvendeyim mesajını veriyor aslında. Peki hocam bizim çocuklarımız, evet hayatımızın meyveleri, geleceğimiz olan çocuklarımıza baktığımızda şu an kışla birlikte yaşadığımız COVID süreciyle birlikte aman üşümesinler, aman hasta olmasınlar diyerekten ne bileyim işte hani söylemek istemiyorum balık yağlarından tutun da bilmem ne probiyotiklerine kadar hani çocuklara bir yüklemede bulunuyoruz. Sizce bunun zararları yok mudur? Şimdi bir sağlık sürecinde, belirsiz bir sağlık sürecinde böyle bir dediğim gibi defansif hareket, defansif bir psikolojiyle bu tarz ilaçlara ulaşmak biraz ekonomik çıktılar açısından sonuçları belki sıkıntıya düşürebilir. Evet. Çünkü balık yağları belirli oranlarda güvenilirlik sınırları olan ya da diğer destek ürünleri güvenilir. Buradan büyük bir korku yaymayayım. Ama bunların ne kadar ihtiyacımız olduğunu aslında bütün ölçmek. Bu vitamin ve vitamin ve balık yağlarını doğal gıdalarla da alabileceğimizi bilmeliyiz. Sağlıklı bir beslenme süreçlerini tamamladığımızda bu kadar vitamini balığı haftada iki kez yediğimizde yemiyorsa evet alabilir. Hı hı. Yemeyen bir çocukta balığa ulaşamayan bir aile de tabii ki alabilir. Bunların hepsine bir ihtiyaç halinde olmayan kişiler için konuşuyoruz. Evet. Bunların hepsini bir kötülememiz, bunların hepsini bunların hiçbiri asla kullanılmaz kesinlikle diyecek demiyoruz. Her ilaç tabii ki bitkisel destekle de tamamlanabilir. Bunlara da hayır demiyoruz. Ama istediğimiz şey en sağlıklısı, en güveniliri o çocuğumuzu o gıdanın orijinal haliyle buluşturmak. Temiz gıda, temiz besin, sağlıklı içerik, bir çocuğumuzu paketli gıdalardan uzak tutabiliyorsak bile bu gerçekten sonraki birçok hastalığın önüne geçecektir. Çocuğumuzu sağlıklı beslenme, bol sıvı tüketme ve hareketli bir hayata alıştırdığımızda onun zaten bir direnci ortaya çıkacaktır. Kesinlikle. Yani çocuğumuza doğal olan her şeyi verdiğimiz zaman bu tür şeyleri almak yerine önce doğallığını deneyelim. Kesinlikle. Eğer çocuk doğal dediğiniz gibi balığını yemiyorsa öyle. Eğer çocuk doğal C vitaminini almıyorsa, evet. C vitamini alması gereken meyve ve sebzelerden o zaman ilacına dönelim. Evet. Çocuklarda artmış bir ihtiyaç söz konusudur. Çocuk 2 kiloluk bir varlıktan 1 yıl içerisinde 10 kiloya kadar çıkar. Artmış bir ihtiyaç dahilinde eksik olan bütün vitamin ve mineralleri zaten profilaktik dozlar yani öncesinde küçük dozlarda hastalanmayı önceleyecek dozlarda evet. Hastalanmayı önleyecek dozlarda zaten hekim tarafından verilir. Eksikliği durumunda da anne zaten çocukların periyodik sağlık muayenelerine götürdüğünde burada görülecek hekimince eksik noktalar verilecektir. Gerçekten endişeleri anlamak mümkün. Hepimiz bu süreçten geçtik. Ama evet. Bugün birçok ilacı tüketenle bunları içenlerin de yine hastalıklara kapıldığını görebiliyoruz. Keşke bilsek birçok belirsizliğin ve muammanın olduğu bir dönemdeyiz. Ama yine de çok basit bir bilgi, en kısa yol gibi görünüyor. Doğal olan, bize ait sağlıklı bir beslenme, hareketli bir hayat, doğru bir iletişim, ailede mutlu bir aile. Mutlu belki bir de aile. Sonuçta ona bağlanıyor belki. Birbirini bilen, tanıyan, birbirinden haberdar olan,
İşte çocuğunun ne yediğini, ne içtiğini bilen, ne içebileceğini, hangi besinlere ihtiyacı olabildiğini bilen bir ailede zaten hani çok böyle aşırı derecede ilaca, çok aşırı derecede şunlar şunlar yapılmalı noktasında bir panikliğe gerek yoktur. Tabii ki belirli yaşın gereksinimleri zaten evet. Dediğim gibi periyodik sağlık muayenelerinde çocuk, kadın, herkes buradan periyodik sağlık muayenelerine de gitmeyi tavsiye evet. ediyorum. Ortaya çıkacaktır zaten, hastalıkları desteklemek üzere de önerilecektir. Bizim gerçekten güzel bir sağlık sistemimizde aile hekimlerimiz ulaşılabilir, eczacılarımız aynı şekilde ulaşılabilir noktada. Bunları değerlendirelim, soralım. Gerçekten ihtiyacımız olduğu noktasını bir yatıralım masaya. En azından alışverişlerden önce hiç değilse sağlığımız değilse cebimizi değilse ülke ekonomisini korumak adına çok böyle güzel dikkatler gerekiyor. Yani ille de sağlık, ille de sağlık hocam, ille de sağlık dediğiniz gibi. Ama bir burada şey var, biz doğal bitkisel ürünler nedir onu bilmiyoruz. Belki bütün problem buradan mı çıkıyor hocam? Doğal bitkisel ürünlerin eczacılık raflarındaki yerlerine alış süreçleri elbette bir takım mevzuatlar hesabınca yürütülüyor ve bunlar da kontrolsüz değil. Birçoğu Tarım Bakanlığı onaylı olarak giriyor. Bu süreçlerde kontrolleri, içerikleri, steriliteleri vesaireleri elbette kontrol ediliyor. Belki burada bir toplu bir alanı değil ama belirli ilaç, mesela internet noktasında erişilebilmiş bir bitkisel ürünü ya da iyi bir bakım sürecini sağlamayan bir aktardan elde edilmiş bitkisel bir içeriği güvenli bulmayabiliriz. Yani mutlaka bir hekim gözetiminde, mutlaka içinde, arkasında dediğiniz gibi Tarım Bakanlığı, Sağlık Kesinlikle Bakanlığı. Kesinlikle en azından bir otör gözetimiyle onay almış ürünlerin en azından alınacaksa tercihi, bu güvenilirliği, etkililiği garantileyecektir. Garantileme demesek de daha güvenli olacaktır diyelim. En azından birinin garantisi altında olmuş olacaktır. Evet, yani bunlar birçok prosedürden geçiyor. Bu onayı almak da bir süreç. Keşke Sağlık Bakanlığı ürünlerini tabii kullanılsa. Onlar da bir başka kulvar. Anladım, anladım. Peki hocam şöyle bir baktığımız zaman bizim bazı akılcı ilaç kullanımı dediniz. Toplumumuz akılcı ilacı şu şekilde mi görüyor? Hani hemen elimi altında bulabileceğim bitkisel ilaç veya komşunun tavsiye ettiği ilaç. Bu şekilde mi bakılıyor? Yani hani akılcı ilacı bir daha anlatabilir miyiz? O zaman şöyle bir kısa bir özet geçecek olursak, kişinin ihtiyacına uygun, klinik durumunu tedavi edecek evet. düzeyde ilacı, doğru doz ve uygun sürede, uygun maliyet hesabında, bunu başında da söylemiştim, alması. Yani etkili, kendisi için uygun evet. ve kendi maliyetini ve toplum maliyetini en az düzeyde yoracak şekilde ilaçların seçimi. Akılcı ilaç, örneklerle anlatacak olursam, bir gribal enfeksiyonda antibiyotik içmemektir. Bir basit ishalde antibiyotik kullanmamaktır. Bir ilacı aşırı ve uzun kullanım süreçlerinde tutmamak, hekim kontrollerine gitmek, ilacı önerilen düzeyde ve dozda içmek, belirli sürede bırakmak, söylenilenlere uymak ve onu belirtildiği ısı ve koşullarda saklamaktır. Yani herkesin bu ilacı aldığında eve götürüp içmesinden biraz daha komplike. Evet. Doğru süreçleri doğru bir şekilde yapması gerekiyor. Gerekiyor. Ama bu çok zor bir süreç değil. Hekimin iletişim yeteneğine ve iletişim noktasında bilgileri aktarabildiği noktada bu hastaya geçecektir. Evet. Aynı zamanda eczacı ayağıyla da kişiler sizlerin doğru bilgilendirmeleriyle de bu konuda akılcı ilaç kavramını hayatlarının içerisinde yaşayacaklar. Şimdi siz hocam saklama koşulları dediğiniz zaman benim aklıma şöyle bir şey geldi. Hani ilaç ne kadar kaliteli olursa olsun saklama koşulları iyi değilse eğer o ilacın bozulma riski çok fazla. Evet. Doğru mudur? Kesinlikle öyle. Yani evliliklerde de aile yaşantısında da öyle değil mi? Siz ne kadar kaliteli olursanız olun, siz ne kadar iyi olursanız olun
bulunduğunuz yaşam şartları buna izin vermiyorsa ya da bulunduğunuz yaşam şartlarına familyanız uymuyorsa mı diyelim, o zaman burada bir kopukluklar başlıyor. Bu konu hakkında düşüncelerinizi almak isterim. Ya ilaç ve aile böyle buluşu bir evet. aile danışmanıyla ilacı alanı yani konuşunca. İlacı burada ailede buluşturalım dedim hocam. Evet. Şu noktada saklamak, değerlerimizi saklamak, evet. ilişkilerimizde değerleri korumak aynı ilaçlar için de geçerli. Bir ilacı aldığınızda kendisine uygun yerde evet. saklamıyor, korumuyor, muhafaza etmiyorsanız etkin maddesi azalır. Aynı şekilde sevgileri de koruyamıyorsak aynen. onlar da azalıyor. Bu noktada ortak olduklarını söyleyebiliriz. Onun kişisinin beklenti ve ihtiyacına göre, aynı şekilde ilacın beklenti ve ihtiyacına göre aynen. bir insülini dışarıda bekletemezsiniz. Dolabı açtıktan sonra dolapta muhafaza edersiniz. Kişinin de istediği oranda sevgiyi ve ilgiyi göstermek lazım. Yani çok sevgi ve çok ilgi de talep tabii edilmediğinde değerli aynen. değildir. Aynen. Böyle ilaçla aileyi, sevgiyi buluşturabiliriz. Aynen, ilaçla sevgiyi buluşturabiliriz. Hani burada ilaç da sevgi de aslında hani dediğiniz gibi olması gereken biri belki biyolojik olarak bünyemizi düzeltiyor, biri de ruhsal olarak kendimizi düzeltiyor. Hani bunlar ikisi olmazsa olmazlarımız arasında ve ölçülü kullanılması gerekiyor. Aşırıya gitmemek gerekiyor. Evet. Yani gördüğüm kadarıyla, sizinle paylaştıklarımız kadarıyla da. Sayın Hocam, program sizinle çok güzel ama bir son 5 dakikamıza girmiş bulunmaktayız. Akıllı ilaçla ilgili ailelere öneriniz ya da bir farmakolog olarak gözlemleriniz, düşünceleriniz bizimle paylaşırsanız sevinirim. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Son olarak söyleyeceğim şeyleri şöyle toparlayabilirim. Evet, o, sevgi onarır, sevgi rehabilite eder, sevgi iyileştirir. Aynı ilaçlar gibi. Evet. Ama ilaçları da doğru ve akılcı bir şekilde kullanırsak işe yarıyor. İşe yaramadığın doğru ve akılcı bir şekilde kullanmadığımızda ondan istediğimiz verimliliği alamıyor ve bir takım negatif sonuçlarıyla da üstelik baş etmek zorunda kalıyoruz. Kesinlikle. En kısa yol bilimsel yol, en kısa yol kanıta dayalı yol. Bizler ulaşabilecek kadar şanslı bir ülkede yaşıyoruz. Hekimleriyle iletişimlerini, eczacılarıyla iletişimlerini koparmasınlar. Hemşire, diğer sağlık personelleriyle de, diğer profesyonel sağlık ekipleriyle de iletişimde kalsınlar. Benim çok önem verdiğim bir nokta var. Hep böyle hekimlik hayatımda da kapıdaki el, o kapıda el duruyorsa bir şeyler eksik kalmıştır. O el tamamen o kapıyı açacak kadar bir güçte çıksın. Yani bir soru işareti kalmasın hastanın hiç aklında. Doğru bilgiyle, doğru inanışla ilaçları da doğru kullanacak, daha hızlı sağlığa ulaşacağız diye düşünüyorum. En azından bu yolda yapabileceğimiz bir emek olarak görüyorum. Bu konuda da kadınların büyük bir anahtar rolü var. Eve bilgiyi taşıyan, ilgiyi taşıyan, süreçleri yöneten hep kadın oluyor bizim ülkemizde de. Doğru ilaçta, akılcı ilaçta komşu tavsiyelerinden koruyacak olan, gereksiz ilaç kullanımı, çoklu ilaç kullanımı, evde ilaç eczanesinin saklanması ve korunması hususunda bilinçlendiklerinde aileyi düşündüklerinden daha fazla koruyacaklarını bilmelerini isterim. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel düşünceleriniz Cale Hocam. Yani bizi gerçekten hani farmakoloji olarak da aydınlattınız bu konuda. Yani her şeyin fazlasının zehir olduğunu ve her şeyin ölçülü kullanılması gerektiğini tekrar yenilediniz bize. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Her şey ailede başlar programı bugün Cale Hocam'la birlikteydi. Cale Hocam'la akıllı ilaç kullanımını ve özellikle de nasıl ailede sevgi önemliyse ilaçta da dozun önemli olduğunu, fazla olan her şeyin zehir olduğunu konuştuk. Onun için her şeyin dozunda olduğu, hayatınızda mutlulukların eksik olmadığı güzel bir hafta olması dileğiyle, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle kalın, hoşça kalın diliyorum.